kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olun ve zile tıklayın. İşler istediğiniz gibi gitmezse kim olursunuz? Deniz piyade gücünden ayrıldığımda Zengin Baba satış yapmayı öğrenebileceğim bir işe girmemde ısrar etmişti. Utangaç olduğumu biliyordu. Satış yapmayı öğrenmek dünyada en son isteyeceğim şeydi. İki yıl boyunca şirketin en kötü satış elemanıydım. Boğulmak üzere olan bir adama can yeleği bile satamayacak kadar kötüydüm. Utangaçlığım yalnızca kendim için değil, satış yapmaya çalıştığım müşteriler için de dert oluyordu. O iki yıl sürekli deneme altında ve işten çıkarılmanın eşiğinde geçti. Başarısızlığım için hep ekonomik koşulları, satmaya çalıştığım ürünü, bazen de müşterileri bahane ederdim. Zengin baba bütün bunlara bambaşka bir açıdan bakardı. İnsan kusurlu olunca kusuru hep başkasında arar derdi. Hayal kırıklığının yarattığı duygusal acı öyle güçlüydü ki acı çeken kişi kabahati başkasına atarak acısını dindirmeye çalışırdı. Satış yapmayı öğrenmek için hayal kırıklığının acısına katlanmayı öğrenmeliydim. Satış yapmayı öğrenme sürecinde eşsiz bir ders aldım. Hayal kırıklığını pasif değil de aktif varlıklara dönüştürmek. Yeni bir şey denemekten korkan kimselerle karşılaştığımda bu korkunun asıl kaynağının hayal kırıklığına uğrama korkusu olduğunu görürüm. Yanlış yapmaktan ya da reddedilmekten korkmaktadırlar. Mali açıdan kendi hızlı yolunuzu bulacak yolculuğa çıkmaya hazırsanız, size de Zengin Baba'nın ben yeni bir şey öğrenirken bana verdiği öğütlere kulak vermenizi öneririm. Hayal kırıklığına uğramaya hazır olun. Zengin Baba bunu olumlu anlamda söylerdi. Eğer hayal kırıklığına uğramaya hazır olursan, bu hayal kırıklığından kendine pay çıkarmasını da bilirsin, mantığını yürütüyordu. Oysa çoğu kişi hayal kırıklığından zarar eder, hem de uzun süreli. Bunu bir daha asla yapmam ya da başaramayacağımı bilmeliydim diyen birini duyarsanız, gördüğü zararın uzun süreli olduğunu bilirsiniz her sorunla birlikte doğan bir de fırsat vardır. Her fırsatın altında paha biçilmez bir nebzede bilgelik yatar. Ne zaman bunu bir daha asla yapmam diyen birini duysam, öğrenmeyi duraklatmış birini dinlediğimi düşünürüm. Hayal kırıklığının kendisini durdurmasına izin vermiştir. Hayal kırıklığı, ayaklarının altında daha da yükselmesine yarayacak bir temel olmak yerine, çevresinde duvar örmüştür. Zengin baba, ağır hayal kırıklıklarıyla baş etmesini de öğretmişti bana. Kendi başına zengin olmayı başaranların sayılarının az olmasının nedeni çok az insanın hayal kırıklığıyla başa çıkabilmesidir, derdi. Hayal kırıklığıyla yüzleşmez onlar, ömürleri boyunca ondan kaçarlar. Sonra da şöyle devam ederdi. Oysa hayal kırıklığından kaçmak yerine ona hazırlıklı olmak gerekir. Hayal kırıklığı öğrenmenin önemli bir koludur. Nasıl yaptığımız yanlışlardan ders alıyorsak, hayal kırıklıkları da karakterimizi sağlamlaştırır. Aşağıda Zengin Baba'nın yıllar boyu bana verdiği öğütlerden bazılarını bulacaksınız. 1. Hayal kırıklığına uğramayı bekleyin. Yalnızca aptallar işlerin diledikleri gibi gitmesini beklerler. Hayal kırıklığına uğramayı beklemek ne edilgin olmaktır ne de yenilgiyi kabullenmek. Hayal kırıklığına uğramayı beklemek, zihinsel ve duygusal olarak hoşunuza gitmeyecek sürprizlere karşı hazırlıklı olmaktır. Duygusal açıdan hazır olursanız, işler yolunda gitmediğinde sakin ve ağırbaşlı davranabilirsiniz. Sakin olunca daha iyi düşünebilirsiniz. Dahice fikirleri olan nice kimseler çıkar karşıma. Heyecanları en fazla bir ay sürer, arkasından hayal kırıklığı baş gösterir. Heyecandan eser kalmamıştır. İyi bir fikirdi ama işe yaramadı diye hayıflanırlar. İşe yaramayan fikir değildir. Hayal kırıklığı baskın gelmiştir. Sabırsızlıkları hayal kırıklığına dönüşmüş, sonra da o hayal kırıklığının onları yenilgiye sürüklemesine izin vermişlerdir. Sabırsızlıklarının nedeni çoğu kez bekledikleri mali ödülü hemen alamamanın sonucudur. İş sahipleri ve yatırımcılar bir iş veya yatırımın getirisini görmek için bazen yıllarca bekleyebilirler ama başarının zaman istediğini bilerek kalkışmışlardır o işe. Ayrıca başarıya ulaşınca mali ödülün de beklemeye değer olacağını bilirler. Sevgili dinleyiciler, yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. 2. Her an ulaşabileceğiniz bir akıl hocanız olsun. Telefon defterinin ilk sayfasında hastane, itfaiye ve emniyet güçlerinin telefon numaraları yer alır. Benim bir de mali acil durumlarda arayacağım numaralarım vardır. Akıl hocalarımın numaraları. Bir işe girmeden ya da yatırım yapmadan önce çoğu zaman arkadaşlarımdan boyumdan büyük işlere kalkacak olursam her an onlara ulaşabilmem için hazır olmalarını isterim ki bu sık olur. Geçenlerde büyük bir gayrimenkul yatırımına girmeye kalktım. Satıcı zorlu biriydi. Anlaşmayı imzalamadan önce şartları değiştiriverdi. Orayı istediğimi biliyordu. Bu nedenle de benden alabileceğinin en fazlasını almak için elinden geleni yapıyordu. Sabrım taşmıştı. Duygularıma söz geçiremiyordum. Benden beklenecek bir davranış olan bağırıp çağırmak ve böylece işi bozmak yerine ortaklarımdan birine telefon etmek için izin istedim. Benden haber bekleyen arkadaşlarımdan üçüyle konuşup nasıl davranmam gerektiği konusunda onların fikrini aldıktan sonra yatıştım, daha önceden bilmediğim üç pazarlık yöntemi öğrendim. O gün anlaşma yapamamıştım ama bugün hala işime yarayan üç yeni yöntem öğrenmiştim. Eğer o gayrimenkulü almaya kalkmasaydım bu tekniklerden yoksun kalacaktım. Hem de paha biçilmez teknikler olmalarına rağmen. Diyeceğim, her şeyi önceden bilemeyiz. Bazı şeyleri yalnızca öğrenmemiz gerektiğinde öğreniriz. İşte bundan dolayı size yeni şeyler denemenizi ve hayal kırıklığına uğramayı beklemenizi söylüyorum. Ama akıl hocanız da deneyim kazanmanızda size yol göstermek üzere hazır olsun. Çoğu kişinin herhangi bir projeye başlamamasının nedeni bütün çözümlerin ellerinde olmamasıdır. Hiçbir zaman bütün çözüm yollarını bilemezsiniz. Ama siz bir yerinden başlayın. Dostum Kit Cunningham'ın hep dediği gibi pek çok kişi bütün ışıklar yeşil yanmadan yola bakmaz. Bu yüzden de hiçbir yere gidemezler. 3. Kendinize iyi davranın. Yanlış yapmanın ve hayal kırıklığına veya başarısızlığa uğramanın en acı veren yanlarından biri başkalarının bizim hakkımızda ne düşüneceği değil, bizim kendi hakkımızda ne düşüneceğimizdir yanlış yapanların çoğu kendilerini başkalarının vereceği cezadan çok daha ağırına mahkum ederler. Kendilerine kötülük ettikleri için kendilerini polise ihbar etseler yeridir. Zihinsel ve duygusal açıdan kendilerine acımasız davranan kimselerin risk alma, yeni fikirler benimsemede ya da yepyeni bir işe kalkıştıklarında fazla sakıngan olduklarını gözlemişimdir. Eğer kendinizi cezalandırır ya da uğradığınız hayal kırıklığı için bir başkasını suçlarsanız, bir şey öğrenmeniz zordur. 4. Doğruyu söyleyin. Çocukken kazara kız kardeşimin ön dişlerinden birini kırdığım zaman, gördüğüm en ağır cezalardan birini almıştım. Eve koşup beni babama söylemişti. Ben de kaçıp saklanmıştım. Babam beni bulduğunda öfkeden deliye dönmüştü. Beni azarladı seni kız kardeşinin dişini kırdığın için değil, kaçtığın için cezalandıracağım. Mali açıdan yaptığım yanlışlardan kaçmak istediğim anlar oldu. Kaçmak kolaydır. Anne ve babamın dedikleri hayatım boyunca bana yol gösterdi. Kısaca, hepimiz yanlış yaparız. İşler istediğimiz gibi gitmediğinde hepimizin canı sıkılır, hayal kırıklığına uğrarız. Aramızdaki fark, hayal kırıklığını nasıl içimize sindirdiğimizden gelir. Zengin Baba bunu şöyle özetlemişti. Başarı, arzunun gücüyle, düşlerinin boyutuyla ve başarıya giden yolda uğradığın hayal kırıklığıyla ne kadar iyi başa çıktığınla ölçülür. Önümüzdeki birkaç yıl içinde cesaretimizi sınayacak mali değişimler yaşayacağız. Duygularını en iyi kontrol edebilen, duygularının esiri olmayan ve yeni mali yetenekler öğrenme olgunluğunu gösteren kimseler bu yılların üstesinden gelecek olanlardır. Bob Dylan'ın şarkısında dediği gibi, zaman değişiyor. Ve gelecek, zamanla birlikte değişebilen ve uğradıkları hayal kırıklıklarını gelecek için yatırıma dönüştürebilen kişilerin olacak. Harekete geçin. 1. Yanlışlar yapın. Emeklemeyi önermemin nedeni de bu. Unutmayın ki kaybetmek de kazanmanın bir parçası. Çalışan, ve serbest meslek sahibi dilimindekiler yanlış yapmanın kabul edilemez olduğuna şartlandırılarak yetiştiler. İş sahibi ve yatırımcı dilimindekilerse yanlışlardan ders çıkararak öğrenirler. 2. Kenara biraz para ayırın. Küçük miktarla başlayın. Yatırım yapmak istediğiniz bir şey bulursanız ona para yatırın. Bir işe para yatırınca o işi nasıl çabucak öğrendiğinizi görünce şaşıracaksınız. Evinizi, ipotek taksitinizi ya da çocuğunuzun eğitim parasını kullanmanıza gerek yok. Küçük bir miktar yeterli. Sonra da dikkatinizi toplayıp öğrenmeye başlayın. 3. Bu adımı atmanın püf noktası, harekete geçmek. Okumak, seyretmek ve dinlemek eğitiminizin vazgeçilmez temel taşları. Ama yapmaya başlamanız gerek. Pozitif nakit akışı doğuracak küçük gayrimenkullere fiyat teklifi vermekle, pazarlama ağ şirketine katılıp içerden biri olarak işi öğrenmekle, şirket hakkında bilgi topladıktan sonra hisse senetlerini satın almakla başlayabilirsiniz. Gerekirse akıl hocanıza veya mali danışmanınıza danışın. Ama Nike'ın sloganına kulak verin. Siz yapın yeter. Bu videoyu beğendiğinizi umuyoruz. Kitabın tamamına videonun açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz.